İnternet üzerinden bazı videolar dikkatimi çekti. Benim de el becerim de var aynı zamanda. Ben de iki zamanlı motorlarla denemeler yapmışlar. Bunlar ilgimi çekti. Ben de acaba ben de kendim yapabilir miyim dedim. Projesini çizdim. Projeyi çizdikten sonra kullanacağım materyalleri toparladım yani. Sonrasında tabii deneme yanılma yöntemiyle başladım projeye. İlk başta tırpan motoru kullanarak iki zamanlı. Bununla bir denemem oldu. Bunda iki zamanlı olduğundan dolayı ve şanzımanın tam düzgün uyarlayamadığımdan dolayı makinede sıkıntı çıktı. Sonrasında dört zamanlı motor koymak istedim. Bunun için de biraz araştırma yaptım. Dört zamanlı motorla üzerine koyan olmamış şu ana kadar. Ben de acaba dedim koyabilir miyim? Ne motoru? Çapa makinesi motoru. 7 beygir 200 cc'lik. Motor kendisi de ağır olduğundan dolayı ve dört zamanlı olduğundan dolayı şasedeki titreşim yapacağından dolayı bisikleti özellikle dengede tutamazsın dediler. Bisiklet dengede durmazsa bunu yürütemezsin dediler. Ben de motoru milimetrik olarak hesaplamalarla yaptım, yerleştirdim. Yakın çevremden de bu şekilde yapamazsın diyenler oldu. Arkadaşlarımdan olsun, akrabalardan olsun yani yapamazsın diyenler oldu. Sen ne dedin peki onlara? Ben dedim uğraşacağım, yapacağım ben bunu dedim. Yani kafaya koydum ben bunu dedim, yapacağım dedim. Bu şekilde başladım. Bir sene sürdü yaklaşık olarak. Her gece 12'ye kadar, 1'e kadar uğraştım. Hiç aksatmadan, hiç şey yapmadan, sabrederek. Yapamazsın diyenler gördüklerinde çok şaşırdı. Özellikle bisiklet ile çarşıda falan gezdiğim zaman bayağı bir ilgi gördü. Etrafıma insanlar toplandı, her motoru gören herkes nasıl yaptın, nasıl bir şey bu falan diye soranlar oldu. Yani hem elektrikli hem benzinle gidebiliyor. Binmek isteyenler oldu tabii. Hatta para teklif eden de oldu. Yani satıyor musun diyenler oldu. Ama tabii satmadım. Daha da geliştirmek için, daha da üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğim için satmayı düşünmedim. Yolda giderken görenler çok şaşırdı. Mesela trafikte bile seyrederken mesela yanımdan geçen vatandaş kendi aracının camını indirerek trafikte bile, kırmızı ışıkta bile bana sorular sordu. Bunu nasıl yaptın? Sen mi yaptın? Bir yerden mi aldın gibisinden bana sorular soranlar çok oldu. Yakıtım bittiği zaman istasyona girdiğim zaman özellikle pompacılar çok şaşırıyor.
Yani pompanın yanına yaklaşıyorum yakıt almak için. O sırada yanıma yaklaşan pompacı ya bu nedir? Nasıl bir şey? Yani nereden temin ettin falan diye çok soru da soruyorlar ve şaşırıyorlar yani yakıt almaya gittiğim zamanlar. Yaklaşık olarak 130 kilometre hızı gördüm. 130 kilometreden sonrasına basmaya cesaret edemedim. Yolda giderken aynı zamanda aküleri de şarj ediyor benzinle giderken. Bundan sonraki hedefim ilk hareketini aküden alıp sonrasında yenilenebilir enerjiyle durana kadar yüksek hızlara çıkabilen bir UTV tarzı bir araba yapmayı düşünüyorum. Bunun projesinde ayrıca çizdim. Yani dediğim gibi ilk hareketini aküden alacak. Hareket kesildiği zaman tekrar aküden almak gerekecek. Yani ama yolda giderken yenilenebilir enerjiyle gidecek.